Diyelim ki arkadaşlar şekerin kalp hastalıklarına neden olduğunu düşünüyoruz. Sadece düşünmek yetmeyeceği için şeker tüketiminin kalp hastalığına neden olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak istatistiksel çalışmaları gözden geçirmeye başlıyoruz. Evet, daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacımız var ve yapacağımız ilk şey nüfus genelinde şeker tüketimi hakkında daha çok şey öğrenmek olacak. Tabii ki de yani Türkiye'nin nüfusu düşünüldüğünde tabii ki her bir kişinin günde ne kadar şeker tükettiğini bilmemiz imkansız. Bunun için yani şeker tüketimi hakkında daha fazla bilgi almak için ne yapabiliriz? Bir örnekleme yaparız. Peki nasıl yaparız bunu örneklemeyi? Şimdi Türkiye'nin nüfusunu alırız. Evde çay içiririz dermişim. Bakarız kaç şeker atıyorlar. Yok. Tabii ki öyle değil arkadaşlar. Türkiye'nin nüfusunu alırız. İstatistikte buna çoğu zaman yığın ya da ana kütle denir. Ana kütle olarak aşağı yukarı 80 milyon diyelim, 80 milyonluk bir nüfus var. Evet, bunu çiziyorum. E, nasıl çizeceğim 80 milyonu bilemiyorum ama çiziyorum işte. Şimdi de e, bundan örnek alacağız ve bu örneklemeyi rastgele yapmamız gerekiyor. Rastgele. Neden mi? Çünkü sadece pastaneden çıkan ya da spor salonundan çıkan insanları örnek almak istemiyoruz. Yani sadece şeker habire şeker yiyen, tatlı yiyen ya da hiç yemeyen insanları almayacağız. Yani örneğimizi aldığımız yerin soracağımız soruya verecekleri cevabı etkilememesi lazım. Örneğin spor salonunda ya da pastanede değil. Sonra seçtiğimiz bu kişiler ister bir anket aracılığıyla ya da başka bir metotla bize günde ne kadar şeker tükettiklerini söyleyecekler. Bu kişilerden cevapları alacağız. Bu arada Örnek sayımız ne kadar çok olursa çalışmamız da o kadar iyi olacak. Çünkü örnek sayısı arttıkça elde edeceğimiz sonuç nüfusu daha iyi temsil eder ve daha anlamlı bir sonuç haline gelir. Evet. Bunu bir hani anketler gibi düşünün arkadaşlar. Hani en çok ne zamanlarda değil mi? Seçim mesela seçim zamanlarında değil mi anketler yapılır. Bunun gibi düşünün işte. Burada katılım sayısı ne kadar fazla olursa aldığımız sonuç o kadar iyi olur. Evet topladığımız veri bize ortalama bir Türk vatandaşının bir günde tükettiği şeker miktarı hakkında bilgi verir. Ki bence bu muhtemelen çok fazladır yani çünkü biz şekere düşkün bir milletiz. Neyse ve örneklerden aldığımız bu sonuçlar Türkiye nüfusunun günde ne kadar şeker tükettiğini tahmin ederek bize istatistiksel bir bilgi verir. Bizim için önemli olan bu işin istatistiksel tarafı. Yoksa kimin ne kadar şeker yediğiyle ilgilenmiyoruz arkadaşlar. İşte örnekleme çalışması dediğim budur. Tekrar ediyorum. Örneklemenin amacı insanların günde ne kadar şeker tükettiğini tahmin etmektir. Bakın bu önemli kelime bu tahmin etmektir. Şimdi insanların günde ne kadar şeker tükettiği hakkında bilgi edindik diyelim. Anketimizi yaptık bilgimizi edindik. Sırada bunun kalp hastalıklarıyla bağlantısı olup olmadığını kontrol etmek var. Bunun için az önce de söylediğim gibi bir anket yapabiliriz. Tekrar ediyorum. Anketi yapacağımız insanları rastgele seçmiş olmamız gerekiyor mutlaka. Yani sadece hastanede yatan şeker hastalarını ya da spor salonundan çıkmış diyet yapan, hiç şeker yemeyen kişileri seçersek bu insanların söyleyecekleri cevabımızı etkiler. Dolayısıyla insanların bulundukları yerin cevapları etkilememesi lazım. Evet diyelim ki 60 yaşında insanlardan oluşan 300 kişilik bir örnek üzerinde çalışıyoruz. Bu insanlara son 30 yılda ne kadar şeker tükettiklerini ve kalp hastası olup olmadıklarını sorduk. Sonra bir grafik çizdik. Yatay eksene şeker tüketimini, K eksene de 60 yaşında kalp hastalığı riskini koyduk. İnsanların sorularımıza verdikleri cevapları işaretlemeye başladık. Mesela bu kişi günde 200 gram şeker tüketmiş ve kalp hastalığı riski taşıyor. Bu kişi de yine günde 200 gram şeker tüketmiş ama kalp hastalığı riski oldukça düşük. Evet, aynen bu şekilde 300 kişiyi bu grafik üzerinde gösterebiliriz. Ben burada hepsini yapmayacağım. 300'ünü birden yapmak uzun sürer ama işaretlediğimiz noktaların böyle olduklarını. Varsayarsak burada bir korelasyon olduğunu görebiliriz. Tabii aykırı noktalar var. Aykırı noktalar var ama istersek buraya bu şekilde bir çizgi oturtabiliriz. Ve bu da Şeker tüketimi ile 60 yaşında kalp hastalığı riski arasında korelasyon olduğunu, yani şeker tüketimi ile kalp hastalığı riskinin el ele, birlikte hareket ettiğini bize gösterir. Yani bunlar kardeş gibi yani. Şeker tüketimi ile kalp hastaları arasında önemli bir ilişki var. Son 30 yılda şeker tüketimi yüksek olan birinin kalp hastalığı riski de yüksektir. Şeker tüketimi az olanların da kalp hastalığı riski azdır. Evet, tıpta böyle durumlarla sıkça karşılaşırız. İnsanlar böyle bir araştırmaya da sonuç gördüklerinde hemen çok şeker tüketirlerse kalp hastası olacaklarına inanırlar. Bu çok ama çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü sadece bu veriye bakarak şeker tüketiminin kalp hastalığına neden olduğunu bilemeyiz. Belki kalp hastalığı riski yüksek olan insanlar şeker yemeyi çok istiyorlardır ya da hatta bu daha da muhtemel, buna neden olan başka bir şey vardır. Mesela şeker yeme isteklerini arttıran başka bir sağlık sorunları olabilir. Kısacası burada nedenselliğin yönü belli değil. Şeker tüketimi mi kalp hastalığı riskini arttırıyor yoksa kalp hastalığı mı şeker tüketimini arttırıyor ya da başka bir neden mi var? Bu tam belli değil. Örneğin yağ tüketimi kalp hastalığı riskini arttırıyor olabilir ve yağ tüketimi fazla olan insanlar belki de daha fazla şeker tüketiyorlardır, değil mi? Kim bilebilir ki? Sonuç olarak bu şekle ya da böyle bir sonuca baktığınızda sadece korelasyon olduğunu, bir ilişki olduğunu anlarsınız. Bunun için bu gözleme dayalı bir çalışmadır. Bu ilişkiyi gözlemlediniz. Değil mi? Bir ilişki gözlemlediniz ama neyin neye neden olduğundan tam olarak emin değilsiniz. Hemen not alıyorum. Bu gözleme dayalı bir çalışmadır. Peki bu durumda şeker tüketiminin bir neden ya da burada nedensellik olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Bunun için deney yapmalıyız. Deney. Deney yapmak istiyorsak da iki gruba ihtiyacımız olacaktır. Nedir bunlar? Deney grubu, kontrol grubu. Çemberlerle gösterelim. Evet, deney grubumuzda 100 kişi olsun. Bu da kontrol grubumuz. Doğruyu söylemek gerekirse böyle bir deneyin yapılamayacağını düşünüyorum. Çünkü çok etik değil. Hatta birçok kişi için de e, bence bu bu şekildedir. Bu kişiler de böyle düşünüyordur ama bu videonun hatırına Eğitim hatırına gelin böyle bir deney yapılabilseydi nasıl yapılırdı sizinle birlikte bir düşünelim. 30 yaşında insanlar arasından rastgele bir seçim yapardık tamam mı? Ve bu kişileri yine rastgele olarak bu iki gruba yerleştirirdik. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Bu seçimin ve dağıtımın rastgele olması çok önemli. Sağlıklı olan insanları bir gruba, sağlıksız olanları bir gruba ya da belirli bir ekonomik durumu olanları belirli bir özelliği olan tüm insanları aynı gruba öbürlerini başka gruba koyamayız. Tamamen rastgele olması lazım. Bundan sonra deney grubunda bir değişkeni değiştirirdik. Ve bu araştırma için önemli olan değişken, elimizdeki araştırma için önemli olan değişken şeker olduğu için deney grubundaki insanlara ne kadar şeker tükettiklerinden bağımsız olarak ekstra bir bardak şurup içmelerini, yani şeker tüketimlerini belirli bir minimumun minimum seviyenin üzerine çıkarmalarını söylerdik. Böylece deney grubuna ekstra şeker verirken kontrol grubuna vermemiş oluyoruz. İşin etik olmayan kısmı da bu zaten. Kardeşim öbürlerine pastaları, lokumları, şekerleri veriyorsunuz. Bana gelince mi vermiyorsunuz diye mesela ben o, o grupta olsam kızarım. E, neyse işin şakası yani etik olmayan kısım insanları kendi istekleri dışında bir şeyleri yemeye zorluyoruz. Yani kimseye biz istemiyorsa ekstra şeker vermemiz çok etik değil. Her neyse 30 sene bekledikten sonra yani deneye katılan herkes 60 yaşına geldiğinde bayağı yine gördüğünüz gibi zor bir deney bu ama hepsinin kalp sağlığını incelerdik. Şimdi ideal bir deney düşünüyoruz arkadaşlar bunu yaptığımızı düşünmeyin. 30 yaşında şekerleri verdik 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 her gün ekstra bir bardak şekeri verdik verdik verdik. Sonra 60 yaşına geldiğinde kalplerine baktık ki zaten hepsi muhtemelen baya kötü durumdaydı. Ama neyse kaç tanesi kalp krizi geçirmiş diye bakarız. Kalplerinin durumu nedir diye bakarız. İstatistiksel olarak bu iki grup arasındaki farkın şans eseri olması mümkün müdür? Bunu araştırırız. Evet bu deneyi yapmış olsaydık ve bu gruptaki insanların 30 sene sonra kalp hastası olma riski buradakilerden yüksek çıksaydı, yani deney grubununki kontrol grubundan yüksek çıksaydı, arkamıza yaslanıp deneyimizde gurur duyabilirdik. Oh derdik ne güzel yaptık, oh oh. Ama yine de şeker tüketiminin kalp hastalığına neden olduğundan kesin emin olamazdık. Unutmayın ki hala şans faktörü var. Eğer 30 sene sonra bu grubun kalp krizi ya da kalp hastalığı riski bunun 10 katı olsaydı durum farklı olurdu. Buradaki 100 kişinin sadece şans eseri bunlara göre 10 kat fazla risk taşıyor olma ihtimali, istatistiksel olarak çok düşük bir ihtimal olurdu. Bu durumda da bu gruba verilen fazla şeker buna neden oldu diyebilirdik. Önümüzdeki videolarda buradaki 3 istatistiksel çalışmayı daha yakından inceleyeceğiz. Umarım bu videoyla duruma göre hangi istatistiksel çalışmayı seçmemiz gerektiğini daha iyi anlamışsınızdır. Burada nüfusa ait bir parametreyi nüfustan aldığımız bir örnek kullanarak tahmin etmeye çalıştık. Nüfusun şeker tüketimi ne kadardır sorusuna cevap vermek için rastgele örneklem yaparak rastgele bir örnekleme yaparak pardon örnekten aldığımız veriyi nüfus hakkında bilgi edinmek için kullandık ve neler olduğunu gözlemledik. Şeker tüketimi ve kalp hastalığı riski arasındaki ilişkiyi e, inceledik, ilişki olup olmadığına baktık, ilişki olduğunu görünce deney yapmaya karar verdik. Deney yaparak da hatta sadece deney yaparak da nedensellik olup olmadığını kontrol ettik.